Bal Televizyon'dan herkese merhaba. Ailede Benden Bize programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Aile toplumun temelini teşkil eder diyoruz. Fakat bu cümle yaşantılarımızda maalesef çoğu zaman sloganik bir karşılıktan öteye gidemiyor. Bireyin ve toplumun yaşadığı pek çok değişim ve dönüşüm aile hayatını da etkiliyor maalesef. Çoğu zaman olumsuz manada etkilerini görüyoruz ve en nihayetinde de aile hayatında belli başlı kopukluklar meydana geliyor. Bizler bugünkü programımızda aile hayatındaki kopuklukları irdeleyeceğiz. Bunların sebeplerinin neler olduğunu anlatmaya çalışacağız. Ve en nihayetinde de bu konuyla ilgili neler yapabileceğimizi konuşacağız. Uzman aile danışmanı Saliha Erdem Hocam ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hanımefendi. Nasıl? Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Şükürler olsun. Rabbimizin bugün de var etme nimetinin kıymetini bilebilirsek, bugün de kendimize, yakınlarımıza ve bu dünyaya karşı sorumlu olduğumuzun farkında olabilirsek, bugün de birbirimize iyi gelmek zorunda olduğumuzu, birbirimizi iyileştirmek, birbirimizin güçlü yanlarını, iyi yanlarını açığa çıkarmak, karşımızdaki insanların Allah'ın kendilerine çok değer vererek yarattığının farkında olmalarına vesile olmak gibi sorumluluklarımız var. Evet. Allah bunu hakkıyla yerine getirebilmeyi nasip etsin. Bizim duruşumuz duruş öğretir. Sözümüz, sözlerimiz her insanın zihninde yeni düşünce pencereleri açar. Yeni ufuklar açar. Ya hayatına güzel bir güneş doğmuş gibi ferahlık verir ya da karartabilir. O yüzden de ben insanları etkileme gücüne sahibim. İnsanlar da beni etkileme gücüne sahip. Öyleyse ben bunu en iyi şekilde nasıl yapabilirim? Bunu yaptığım zaman ilk önce ben istifade edeceğim. Kendi sorumluluklarımı yerine getireceğim. Muhataplarım değişebilir ama benim duruşumun değişmemesi lazım. Muhataplarım değişebilir ama benim İyi olma vasfını korumam lazım. Muhataplarım değişebilir, zaman zemin değişebilir ama benim değişmeyen bir ahlakımın, değişmeyen bir tutumumun olması lazım. Dünya ateş içinde yanıyorken bana ne diyememem lazım. Aile içerisinde, aile dışında insan gibi insan olabilmem lazım. Ya Rabbi bize insan olmanın şuurunu hakkıyla idrak edebilmeyi ve bunu hayata böyle çivi çakar gibi sözlerimizle, güzel davranışlarımızla sabitlemeyi, oralarda da var etmeyi nasip et diye Allah'a dua ediyorum. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz bu anlamlı girişiniz için. Rica ederim. Tam da aslında benim gelmek istediğim noktaya getirdiniz siz de konuyu. Her şey bizimle başlar diyoruz ve duruşumuz duruş öğretir diyoruz. Evet. Yine benden bize gittiğimiz bir yolculuktan bahsediyoruz fakat bizler maalesef bunu yanlış anlamış durumdayız hocam. Ben derken mutluluğumuzu veya hazımızı hayatımızın merkezine yerleştirdiğimiz bir düzlemden bahsediyoruz artık. Evet, ben mutlu olduğum ölçüde hayatım güzeldir. Her şey benimle başlar ama buradaki benimle başlama noktası bir şeylerin bana dönük olmasıyla ilgili aslında. Benim adım atmam değil de birilerinin bana adım atmasıyla ilgili bir süreç. Hal böyleyken yaşamımıza o kadar fazla ben merkeziyetçiliği koyuyoruz ki çevremizdeki insanları göremiyoruz hocam, duyamıyoruz. Sağlıklı bir iletişimimiz olmuyor. Ve gün sonunda da aslında bu sağlıksız iletişim biçimleri bizi aile hayatımızdaki diğer fertlerden uzaklaştırma durumuna kadar götürüyor. Burada ben derken nasıl bir ben anlamamız gerektiğini merak ediyorum hocam. Çünkü tavırlarımız da aslında ona göre şekilleniyor. Herhangi bir kavga durumunda veya aile ortamında bir tartışma durumunda bütün dilimiz, tartışma dilimiz veya karşı tarafa nasıl bir tavır aldığımız o arka plandaki ben merkezcilikle ortaya çıkan bir duruma evriliyor. Hal böyleyken hocam bizim aile hayatındaki kopuklukları biraz arka plana atabilmek için bu ben kavramını nasıl anlamamız gerekiyor aile hayatında? Buna bir başlayabilir miyiz? Tabii ki bu çok önemli ve belki de konuştuğumuz konuların tam da merkezindeki önemli bir kavram, önemli bir konu ve önemli bir soru. Teşekkür ediyorum bu soru için öncelikle. Değerli hanımefendi, insanın kendisi için biçtiği bir rol var. Ve her insanın ulaşmak istediği bir prototipi var. Hı hı.
hayalleri var, idealleri var. Bu kimi zaman tam da Allah'ın istediği gibi oluyor, kimi zaman da tam tersi oluyor. Öncelikle aile hayatındaki benden ya da bizden söz edecek olursak, evliliğe hangi niyetle evet dedi? Muhatabına hangi niyetle evet dedi? Bu ailedeki mutluluk, sürekli kendisinin memnun olması ya da eşi beyefendi açısından söyleyecek olsak, sürekli beyefendinin memnun olması, memnun edilmesi mi? Bunun, ki eğer böylese bunun sonu yok. Burada uzlaşma da yok. Burada bir denge de yok. Burada sadece kaos var. Evet. Çünkü iki tarafta ben değdiği zaman orada biz olmaz. Aynı evi paylaşan iki yabancı gibi olurlar. Zaruri ihtiyaçlar için, ortak faydalar için bir araya gelirler. Ondan sonra da çok Gene farklı aynı durum devam. taraflara savrulurlar. Yani orada bir aileden değil de kendi bireysel hazlarını tatmin etmek, kendi bireysel ideallerini, hedeflerini hayata geçirmek için mücadele eden iki taraftan söz edebiliriz. Bu da aile kavramının manasına ters, Allah'a kul olma derdine, davasına ters, dünyaya ters. Peki doğru bir benlik inşası nasıl olur bu aile hayatında? Yani o ilişkilerdeki kopukluğa varmadan evvel nasıl bir ben inşa etmeliyiz ki bizim sağlıklı bir ilişkimiz olsun aile hayatımızda? Değerli hanımefendi. Çocuklarımız veya eşlerimiz nezdinde de her iki taraf için de söylüyorum bunu. Evet, sorunuz bitti zannettim, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Değerli hanımefendi, ben kavramının oluşması anne babanın yanında başlar. Yani çocukluk dönemimizde Çocukluk başlıyor. döneminde başlar. Çocuk kendisiyle kendisi olmayanın ayrımını yaptığı yaşlardan itibaren kardeşim ve ben, annem ben, babam ben, başkaları ben gibi kendisini ayrıştırır. İşte aile, sen önemlisin, herkes de önemli. Sen değerlisin, herkes de önemli. Herkes de önemli. Sen kendini korumalısın, başkalarını da korumalısın. Bunu ailede eşler kimi zaman farklı düşünce ve anlayışlarla hareket ederek, kimi zaman da ortak konularda hareket ederek hem ben olmanın hakkını hem biz olmanın hakkını verdiklerinde komşuyla ilgili hukuklarını, hanımefendinin akrabası ya da beyefendinin akrabası ile ilgili hukuklarını, çocukların arkadaşlarıyla ilgili hukukunu, okul çevresiyle ilgili hukukunu, olayların içerisinde bir sözle, bir davranışla, bir soruyla çocuğa yedirerek sen çok önemlisin. O yüzden kendini korumalısın. Ama senin önemin, senin için ne kadar önemliyse herkesin kendisini var etmesi o kadar anlamlı ve önemli anlayışını çocuğa kazandırmazsak. Çocuk toplum hayatına atıldığında, başta okul hayatına atıldığında her çocuk annesinden babasından aldığıyla bir iletişim tarzı oluşturuyor. Onlardan aldığı cümleleri kuruyor. Küçümserken, işte şiddet uygularken, zarar verirken ve annenin babanın yaklaşık o tutuma karşı tepkisi ne olur bunu da bilirler. Şimdi ben hep şu örneği veriyorum. Anneler toplanmışlardır bir evde, hanım hanıma gün yapıyorlardır, buluşmuşlardır, sohbet ediyorlardır. Diğer odada da çocuklar oynuyordur. Çocuklardan bir tanesi gidip bilhassa birisinin saçını çeker, kolunu çimdikler, oyuncağını alır vermez, vurur kaçar. Sürekli ona bir sıkıntı verme, zarar verme ve rahatsız etme pozisyonundadır. Çocuk arkadaşına vurmak ya da aynısını yapmak yerine ağlayarak ya da çok üzgün bir şekilde annesine gider. Doğru bir şey yapar. İşte diyelim ki Büşra teyze, oğlun Ahmet sürekli beni rahatsız ediyor dedi. Annenin otomatik olarak bütün annelerin değil şüphesiz ama çoğu annenin diyebilirim ne yazık ki. Aa, olur mu öyle şey? Ben ona kızarım yavrum, sen kusura bakma. Hadi şimdi oynayın der, gönderir.
ona hesap sorduğu falan da yoktur. O esnada verilmemiş bir ders evde asla verilemez. Çok güzel bir söz vardı, gecikmiş adalet adalet değildir diye. O çocuğun gözünün önünde onu çağırarak, sana ne yaptı yavrucuğum? Oğlum Ali sana ne yaptı? Teyze başımı çekti, saçımı çekti, bana vurdu, oyuncağımı aldı kaçtı. Neden arkadaşına bunu yapıyorsun? O sana bir zarar verdi mi? Vermedi. Zarar verse bile onu gidip annesine söylemelisin. Zarar verdiği halde bile senin bunu yapma hakkın yok. Şimdi arkadaşından özür dile. Bir daha bu arkadaşına ya da buradan birisine sıkıntı verecek olursan seni derhal buradan götüreceğim diyecek. Anne çocuğa ses tonuyla senin bunu yapmaya hakkın yok. Başkalarını rahatsız edemezsin mesajı verecek. Çocuğu eğitme budur. Evet. Bu bir eğitim işte. Evet. Hayat boyu çocuğun annem başkasını üzmeme müsaade etmezdi. Evet. Şimdi yetişkin ve belli bir yerlere gelmiş, toplumun göz bebeği olacak konumlara gelmiş insanların hayat öykülerini dinlediğimizde annem hep şunu yapardı, babam bunu derdi diyor. Çocukları en güzel okula götürmeniz bu dersi vermeyecek. En pahalı ayakkabıları almanız, elektronik aletleri almanız, onu yurt dışlarına, tatillere götürmeniz çocuklara, çocuğa bu ahlaki dersi vermeyecek. Dolayısıyla evin içinde anne sen önemlisin ama herkes aynı öneme sahip diyecek. Başkasının üzülmesine, başkasının çocuğu tarafından rahatsız edilmesine asla göz yummayacak. Asla göz yummayacak. O zaman çocukta ben ve biz algısı çok doğru oluşur. Ve bu çocuk büyüdüğü zaman başkalarına karşı da hassas olur. Başkalarına karşı da dikkatli olur. O zaman çünkü bu, ötekinin hukukuna da riayet etmiş oluyor. Riayet ediyor çünkü buna dur diyen, hukuku bozmasına dur diyen bir otorite var. Evet, otorite var. Annenin sözü çocukların üzerinde çok etkilidir. Çok etkilidir. Babanın sözü de öyle etkilidir ama annenin biraz daha hani sürekli çocukla birlikte olduğu için annenin daha doğrusu daha etkilidir demeyeyim de daha çok mesaj verme, daha çok yan yana bulunma ihtimali vardır. Çünkü babanın mesajları da çok etkilidir annelerinde. Dolayısıyla böyle bir algıyla büyütülmüş bir gencin evlendiği zaman ki eşine muamelesi, eşinin ailesine muamelesiyle ben sana her zaman dövül de gel demiyorum, bir kere de döv de gel diyorum diyen evet. annenin çocuğunun birilerine vereceği mesaj farklıdır. Burada izin verirseniz kullandığım cümleyle ilgili bir açıklama yapmaya ihtiyaç hissediyorum. Anne diyor ki sürekli benim çocuğum dövülüyor. Dışarıda her gün dayak yiyip geliyor. Ben de ona böyle diyorum diyor. Şimdi senin çocuğun dövülüyorsa çocuğunu evde pasifize ederek mi büyütüyorsun? Özgüvenini evde yerle bir mi ediyorsun? Çocuğunun sen yemek yediriyorsun, ayakkabısını bağlıyorsun, okul çantasını bile sen düzenliyorsun, ödevini bile sen yapıyorsun. Bu çocuk kendi başına bir şey yaparak ben de şunu yapıyorum diye kendisine güvenli bir duruşa sahip değil ki, kendisine güvenerek bir duruş elde etmiş değil ki. Sen zaten çocuğunu evde ezmişsin. Kendi başına bir şey yapamayacak derecede onu pasif ve yetersiz bırakmışsın. Bunun adına da annelik demişsin. Çocuğun evde sen çocuğuna laf söylemiyorsun. Çocuğun da okulda mazlum, pasif. Evet. Birisi bir şey söylediği zaman içine sineye çekecek. Tepki gösteremeyecek kadar pasif yetişiyor. Etkisiz eleman gibi yetişiyor. Bunu ilk önce kendi davranışlarında ara. Diyelim ki böyle bir şey oldu. O zaman sen evde bunun doğrusunu öğrenmeli ve hayata geçirmelisin. Diyelim ki böyle bir şey yok. Okula gidecek. Öğretmeniyle görüşecek. Rehberlik uzmanıyla görüşecek. Acaba benim çocuğum sürekli ağlayarak geliyor ve dayak yiyerek geliyor. Acaba oğlum birilerinin oyunlarını mı bozuyor? Birilerinin canını yakıyor da onlar da ondan dolayı mı oğluma sataşıyor acaba? Burada oğlumla ilgili benim bilmem gereken bir şey var mı diyecek. Yeri geldiği zaman anne teneffüslerde oğlunu takip edecek, gidecek. Oğlum başkalarına nasıl davranıyor ve kim çocuğuma ne yapıyor? Gözlemlerini öğretmeniyle ve rehberlik uzmanıyla paylaşacak. Ondan sonra gerekirse çocuğuna bir pedagog yardımıyla rehberlik alacak. Ya da kendisinin bildiği yapabileceği bir şeyler varsa yapacak. Yani meseleyi kökünden çözecek. Ben sana hep dövül de gel demiyorum. Bir de döv de gel diyorum dediğim zaman çocuğu başka bir şeye kışkırtmış oluyor. Bu çocuğun kendisini savunması değildir. Bu
Çocuğun dövülmesinin arkasındaki sebebi öğrenmeden, anlamadan, bilmeden çocuğu yanlış bir tarafa sevk etmektir. Farklı yöntemler. Belki de senin çocuğun onları rahatsız ediyor, ne biliyorsun? Benim çocuğum böyle bir şey yapmaz. Ya çocuğum benim bir şey böyle bir şey yapmaz demek kadar, çok özür dilerim, kaba konuşacağım ama saçma bir söz yok. Kesinlikle hocam. Çocuk dediğin her şeyi yapar. Ya yetişkin insan ben bunu asla yapmam dediği şeyleri de yapıyor. Çocuk neden yapmasın değil mi? Çocuk nasıl yapmaz? Duyguları değiştiği zaman, korktuğu zaman her şeyi yapar. Ya da birisi inadına bir hareket yaptı. Alakasız bir şekilde eşiniz, çocuğunuz hiç olmadık bir davranışı yaptı. Çocuktur yapmaz denemez. Hı hı. Bir insan kendisi için bile bunu diyemiyorsa çocuk için hiç diyemez. Evet. Öyleyse gelelim aile hayatına. Hı hı. Aile hayatında diyelim ki olumsuz bir kendilik algısı oluştu. Evet. Değersizlik duygusu var, yetersizlik duygusu var. Ya aile hayatı insanı bir noktada da kendine getiren kurum. Ya yeniden onarım mümkün olur değil mi aile hayatında? Hanımefendi, hayattaki neredeyse her şey için mutlaka bir telafi mekanizması vardır. Evet. Mutlaka bazı şeyler tamamen iyi olmaz ama olabileceği en iyi noktaya taşınır.